Bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin batıya doğru yönelik gerçekleştirdiği bir hareketlilik söz konusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de konuyla ilgili açıklama, bölgeden çekilme söz konusu değil, rutin işlem şeklinde kamuoyuna duyurulan bir başlık var. Çok deneyimli bir isim şu anda Ankara stüdyomuzda konuğumuz, emekli Tuğgeneral stratejist Sayın Haldun Solmaz Türk'le gündemin bu sıcak başlıklarını birlikte değerlendireceğiz. Sayın Solmaz Türk, Ankara stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sayın Solmaz Türk, dilerseniz en sıcak gelişmeden başlayalım. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeden çekiliyor izlenimi yaratan batıya doğru bir hareketliliğinin söz konusu olduğuna dair haberler kamuoyuna yansıdı. Ve bunun sonrasında da Genelkurmay kanadından gelen açıklama, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeden çekilmesi söz konusu değil, yaz ve kış tertiplenmesi kapsamında yeniden bir düzenleme söz konusu deniyor. Sayın Solmaz Türk, zaman zaman sizi yayınlarımızda ağırladığımızda da ifade ediyoruz. O bölgeyi iyi tanıyan isimlerden bir tanesi olarak size göre bu hareketlilik normal mi? Size göre TSK batıya mı çekiliyor? Genelkurmay'ın açıklamasına ilişkin olarak değerlendirmeniz nedir efendim? Ben Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olalı epey bir süre geçtiği için şu anda gerçekte ne olduğunu bilmem mümkün değil. Mutlaka. Dolayısıyla sizler gibi ben de Genelkurmay'ın açıklamalarına bakıyorum. Yani basında yer alan haberler ve Genelkurmay'ın açıklamaları ve diğer tabii gelişmelere göre bir yorumlamam mümkün. Tabii benim gibi emekli askerlerin, yani bölgede bulunmuş emekli askerlerin avantajı, bu açıklamaların geri planında ne söylenmek istediğini okuyabilmemiz. Şimdi yaz ve kış tertiplenmesi nedeniyle işte yer değiştirmeleri oluyor demesi Genelkurmay'ın, tabii şu soruyu akla getiriyor. Şimdi normal olarak yaza girdiğimize göre batıdan doğuya, güneydoğuya birlik intikalleri olması gerekirdi. Birlikler yine yaza girdiğimiz için, yani yaz tertiplenmesi diyor ya Genelkurmay, bu tertiplenme evet, çerçevesinde birliklerin daha operasyonel bir konuma, konuşlanmaya geçmeleri gerekirdi. Şimdi o zaman tabii soru şu, yani yaz tertiplenmesiyle kış tertiplenmesi arasındaki fark ne? Yani eskiden yaz tertiplenmesinde batıdan doğuya intikaller olurdu. Doğu ve güneydoğudaki birlikler de biraz daha operasyonel bir konuşlanmaya geçerdi. Şimdi ne oldu da bu değişti? Sorusu akla geliyor. Tabii bu sorunun cevabı yok. Yani zaten Genelkurmay'ın açıklaması da iki satır, kusura bakmasınlar, biraz yasak sağmak kabiliğinden olmuş. Yani cevap verdiği sorulardan daha çok soru yaratıyor. Tabii o zaman ister istemez diğer haberlere, diğer gelişmelere, diğer olgulara bakmak gerekiyor. Nedir o olgular? Şimdi ta Oslo sürecinden beri, işte en son İmralı zabıtları diye basına sızan ve üçüncü olarak da Kandil'deki meşhur basın toplantısında o bir zafer havası içinde yapılan gösteride söylenen şeyler var. Şimdi bakın, Oslo'da ne denmişti? Hani Başbakan'ın özel temsilcisi müzakere sırasında ne dedi onlara? Bakın, her şeyde anlaştık. Yani %90'ı aşan konularda aramızda hiçbir problem kalmadı. Hatta biliyorsunuz biz bölgedeki valilerimiz, il emniyet müdürlerimiz, emniyet amirlerimiz, bunları da özel olarak oraya gönderdik. Yani mealen söylüyorum. Bunlar herhalde pek fazla öyle de üstünüze gelen insanlar değil. Eğer varsa bir sıkıntınız onu da söyleyin, onu da tedbirini alalım dediler. İmralı zabıtlarında talepler belli. İşte Kandil'de söylenenler belli. Ve buna cevaben ne deniyor? Yani başbakan olsun, sorumlu bakanlar olsun. Efendim, yani bir operasyon yapılacaksa bunun talimatını hükümet verir. Ne diyor birisi? Silahlı kuvvetlere yürü deriz yürür, dur deriz durur. Şimdi bu doğru. Şu anlamda doğru. Kanunen silahlı kuvvetlerin herhangi bir biriminin, buna jandarma da dahildir, polis de bu çerçevede mütalaa edilmesi gerekir. Yani hiçbir fark yok bu anlamda, operasyonel anlamda. Bir ilim valisi talep etmedikçe kışlasından dışarıya çıkamaz. Fiilen. Bu bir kere, iki kere iki dört. Yani bunu tartışacak hiçbir şey yok. Şimdi başbakan ve ilgili bakanların
PKK'ya ve BDP'ye ve Kandil'e verdiği net mesaj şu: siz hiç merak etmeyin. Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, polis hiçbir şekilde operasyona çıkmayacaktır. Çünkü biz bu konuda herhangi bir talimat vermeyeceğiz. Söylenen bu. Şimdi tek bir sorun var burada. O da hudut birlikleri. Şimdi hudut birliklerinde görev yapanlar bilirler. Birçok yerde hudut namustur yazar. Daha doğrusu yazardı. Tabii şimdi yazıyor mu bilmiyorum ama yani hudutta görev yapmanın ruhunda bu vardır. Hudut namustur. Hudut görevi namus görevidir. Şimdi yok ister başbakan desin, ister cumhurbaşkanı desin, ister genelkurmay başkanı desin. Huduttaki bir hudut birlik komutanı hududu boşaltmaz. Boşaltamaz. Hiç kimse bunu yaptıramaz, boşaltıramaz. İşte sorun budur. Ha bu soruna nasıl bir çözüm getiriliyor? Doğrusu onu bilmiyorum. Varsa başka sorunuza cevap vereyim. Kritik bir nokta ve bunun peşine de gelen başlıklar var Sayın Solmaz Türk. Siz de az önce ifade ettiniz Karayalan'ın Kandil'deki zafer gibi açıklamasına. Özellikle dikkat çeken noktalar var. Siz de özellikle hudut konusunu gündeme getirirken de bir iki cümleyle altını çizdiniz. Başbakan Tayyip Erdoğan mutlak suretle silahsız çıkış olacağını ifade etmişti. Silahların gömülerek çıkılması söz konusu demişti. Kandil'den gelen açıklama hayır öyle bir şey değil. Silahlarla çıkacak biri varsa onlar silahlarla çıkacak diyor. Ve bugün de yine medyaya yansıyan başlıklarda silahı bırakmak için Öcalan'ın serbest bırakılması, PKK'nın uluslararası terör örgütleri listesinden çıkarılması ve özel kuvvetlere dikkat çekiliyor. Özel kuvvetlerin lağvedilmesi başlıkları var. Bu nasıl bir sürece taşır Türkiye'yi efendim? Şimdi bakınız ben size önce iki şey söyleyeyim. Buyurun. Bir kere Sayın Başbakan bu işlerden anlamaz. Bunu tenkit için söylemiyorum. Anlamaması normaldir. Nereden anlayacak? Yani geçmişine, eğitimine, birikimine bakarsanız bu işlerden anlamaz. Şimdi etrafında kusura bakmasınlar, işte Beşir Atalay, Yalçın Akdoğan gibi insanlarla onların ağızlarına bakıp bu tür beyanlarda bulunmasın. PKK silah bırakmaz. Bırakmayacaktır. Anayasayı değiştirmediğiniz sürece Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde PKK'nın despotluğunda otonomi vermediğiniz sürece PKK silahı bırakmayacaktır. İki kere iki dört. Bir kere bunu söylüyorum. Şimdi işte Kandil'deki şahsın kara yılan mıdır, beyaz yılan mıdır? Efendim işte o öyle olsun da şu olsun bu olsun özel kuvvetlerle lağvedilsin. Bakın zamanında İstanbul'da bir kadı varmış. Adamın birini karşısına getirmişler. Demişler işte şöyle şöyle şunu yaptı bunu yaptı. Demiş ki 100 değnek vurun. Adam kadıya şöyle bir bakmış. Demiş ki ya kadı efendi sen demiş ya hiç değnek yemedin ya da hiç sayı saymasını bilmiyorsun. Şimdi o kara yılan herhalde hiç değnek yememiş ya da sayı saymasını bilmiyor. Ama kabahat onda değil. Kabahat ona bu cesareti veren bu hükümettedir. Bu hükümettedir. Teslim olmuşlardır. Tümüyle teslim olmuşlardır. Bakın ben hiçbir zaman, kişisel konuşuyorum, hiçbir zaman Kürt vatandaşlarımızın kültürel haklarına, kendi kültürlerini geliştirmelerine, kendi kimliklerini ifade etmelerine prensip olarak karşı değilim. Ama siz PKK'nın dayatmasıyla onlara milli bir kimlik verip bunu da anayasada yazarsanız o zaman onlara siyasi bir nitelik, bir siyasi kimlik vermiş oluyorsunuz. İşte ayrılma budur. Bakın hiç gündeme gelmeyen, hiç konuşulmayan şey şu. Şu veya bu şekilde bir ayrıcalıklı bir bölge yaratacaksınız. Bu bölgenin sınırını nasıl çizeceksiniz? Varsayalım ki kabul ettiniz. Tamam bir bölgede bunlara bir ayrıcalık bir şey verdiniz. Adını federasyon koymayın, otonomi de koymayın. Ne derseniz deyin. Bunun sınırını nasıl çizeceksiniz? Kimle bunu müzakere edeceksiniz? Bakın bu hükümet bu devleti, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni o kadar kötü bir duruma düşürmüştür ki bazı şeylerin artık geriye döndürülmesi bile mümkün değildir. Yapılabilecek tek şey halkı uyandırarak bu hükümetin frenlenmesi, aklının başına getirilmesi, aklının başına devşirilmesinin sağlanmasıdır. Yoksa Karayılan'ın bu söyledikleri aslında bekleyen, yani daha kapının ağzında bekleyen taleplerin yanında hiçtir.
Sayın Solmaz Türk, halkın bilgilendirilerek bu sürece bir şekilde engel olunması gerektiğini ifade ettiniz. Son 3-4 gündür de iktidar kanadından gelen açıklamalarında bu cepheleri hedef alan çok net açıklamalar var ama bugünkü bir açıklama biraz satır arasında kaldı, benim de dikkatimi çekti. Sizin özellikle Orta Doğu coğrafyasına ilişkin olarak Büyük Orta Doğu Projesi eksenindeki değerlendirmelerinizi de bildiğim için sormak istiyorum. Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısında Büyük Orta Doğu Projesi'nin bittiğini, yani artık öyle bir şeyin kalmadığını, bu dönemin ABD Başkanı Baba Bush döneminde başlayıp aynı dönemde bittiğini, o sırada bu görevlendirilen 3 kişi vardı, İtalya, Türkiye ve Yemen, ama o dönem son buldu açıklaması var. Büyük Orta Doğu Projesi tamamlandı mı? Bugünkü fotoğrafa bakıp bunu söyleyebilmek size göre mümkün mü efendim? Şimdi bakın, Sayın Başbakan bu ülkenin başbakanı olduğunun farkında değil. Böyle olur olmaz bilmeden laflar etmesin, kusura bakmasın hiç kimse. Bakın, eğer istiyorsa ben geleyim, hiç para pul da istemiyorum. Ben kendisine bu projenin ne olduğunu güzel güzel anlatayım. Yok istemiyorsa etrafında bir sürü insan var, kulaklarını çeksin desin ki ya bana yalan yanlış şeyler söylüyorsun. Bakın ben de gidip medyanın bunları söylüyorum, mahcup oluyorum içeride dışarıda. Bakın, Türkiye'deki medyanın hali malum. Bugün gazeteci diye geçinenler bu devirlerde geçecek. Bakın 12 Eylül geçti, işte 12 Mart dönemi geçti. Neler geçirdik, bugünlerde geçecek. Ama bugün kendisine gazeteci diyenler, suslu maymun gibi kenarda köşede duranlar yarın kimsenin yüzüne bakmayacaklar. Ama dışarıda öyle değil. Bakın bu tür beyanlara dışarıda herkes gülüyor. Gülüyor, kahkahayla gülüyor. Dolayısıyla başbakana gülmesi demek, bu ülkeye gülmesi demektir. Büyük Orta Doğu Projesi bitmiş değildir. Büyük Orta Doğu Projesi'nin özünde bölgenin parçalanması, bölünmesi ve birbirine düşürülmesi vardır. Bölgenin birbirine düşürülmesi daha yeni başlamıştır. Bakın Irak'taki duruma bakın. Bakın Mısır'daki duruma bakın. Libya'dakine bakın. Tunus'takine, Fas'takine, Suriye'ye ve Türkiye'ye bakın. Daha yeni başladı. Uygulaması daha yeni başladı. Bakın o Sayın Başbakan'ın o söylemeye çalıştığı şeyler satrançtaki açılım gibiydi. O açılımdı. Açılım şimdi sağlandı. Şimdi oyun devam ediyor. Ne zaman bitecek? Bölünme tamamlandığı zaman bitecek. Henüz daha işin başındayız. Lütfen Sayın Başbakan, kendisi bunu okumaya, yazmaya, çizmeye, araştırmaya zamanı yoksa bakın orada Genelkurmay var, dışişleri var. Çağırsın, sorsun, öğrensin. Akil adamlarla makil adamlarla bu iş olmaz. Bölge açısından Orta Doğu'ya baktığımızda Sayın Solmaz Türk, peki BOP için her şeyin yolunda gittiğini söylemek mümkün mü? İstediği sonuçları size göre emperyalizm bu bölgede alabiliyor mu? Şimdi bakın, Türkiye ile ilgili bölümünde alıyor. Yani Türkiye bu hükümetin, tabii hükümet derken yani bütün bakanları tenzih ediyorum. Yani Sayın Başbakan ve ona yakın bir grup var, bir de görünmeyen büyük bir kitle var. Şimdi bunlar büyük ölçüde rant yaratma ve bu rantın dağıtımı üzerinden varlıklarını sürdürüyorlar. Ve bunu da halk içindeki kin ve nefreti bölünmeyi teşvik ederek, söylem ve eylemle teşvik ederek bu düzeni sürdürüyorlar. Ama şimdi denizin bittiğinin farkındalar. Dolayısıyla endişeliler. Ne yapılması lazım? Tam anlamıyla bütün ülkenin sadece AKP gibi bir hale getirilmesi lazım. Yani otur otur kalk kalk. Bunun için de başkanlık sistemini getirmek istiyorlar. Başkanlık sistemini nasıl getirecek? Ancak BDP'nin, PKK'nın desteğiyle getirebilir. İşte burada ABD'nin menfaatleriyle bu grubun, bu kliğin menfaatleri üst üste örtüşüyor. Örtüştüğü için Büyük Orta Doğu Projesi, Türkiye, Güneydoğu, Kuzey Irak'la ilgili kısmı ve Irak'ın diğer tabii kesimlerini de etkiliyor. Gayet başarıyla yürüyor. Bakın size şunu söyleyeyim. Hayal bile edemeyecekleri bir başarıya ulaştılar. Hayal bile edemeyecekleri. Hayal rüyalarında görse ya bu kadar olmaz derlerdi. Ama Suriye'de tosladılar. Niye tosladılar? Libya gibi olacak zannettiler. Suriye Libya değildir, tosladılar. Ve dünya kamuoyu, efkar umumiyesi bunlara karşı çıktı. Olay sadece Rusya-Çin meselesi değildir. Bütün dünya bunlara karşıdır. Bütün dünya bunlara karşıdır. Amerika'nın kendi içinde de muhalefet başlamıştır. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda kazandıkları yerler var, kaybettikleri yerler var. Ama Türkiye açısından bakarsanız en büyük kayıp
en büyük kayıp Türkiye'nindir şu anda. Sayın Solmaz Türk, Kandil'deki açıklamada özellikle özel kuvvetlerin lağvedilmesi açıklaması var. Özel kuvvetlerin görevi nedir veya ülkemiz açısından önemi nedir? Bunun da değerlendirmesini almak isterim sizden. Evet. Şimdi bakın, özel kuvvetler dünyanın bütün ordularında vardır. Bunların kurucusu da tabii bizim de Akıncılara kadar dayanır. Yani tarihçiler bizim Akıncılara kadar dayanır. Yani batılı tarihçileri kastediyorum. Sadece bizimkileri değil. Ama modern anlamda 2. Dünya Savaşı'nda Alman ordusu içinde Otto Skorzeny'dir. Bunu kuran. Özel kuvvet demek şu demektir. Kendi kontrolünüzde olmayan düşman kontrolündeki topraklarda kendi harekatınızla koordineli olarak o harekatı kolaylaştırıcı operasyonlar icra etmek demektir. Mesela nedir? Mesela bir köprüyü ele geçirirsiniz kısa bir süre için. Yani kendi birlikleriniz gelene kadar. Veya orayı ele geçirecek birliklere uzaktan hedef tarif edersiniz. Veya o bölgede düşman komutanlarını etkisiz hale getirir. Yani vurur öldürürsünüz. Veya o ülkenin mesela kritik yerlerine mesela sızarsınız. Mesela lojistik depolarını, efendim ikmal merkezlerini, efendim yakıt depolarını bunlara ima tahrip edersiniz. Bu özel kuvvetler dediğiniz üçer beşer kişiden oluşmuş timlerdir. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda Kuzey Afrika'da mesela Rommel'i ele geçirmek için İngiliz özel kuvvetleri mesela Rommel'in karargahına sızmaya çalışmıştır. Ama başaramamışlardır. Mesela Mussolini özel kuvvetler İtalya'da ta o Roma'nın kuzeydoğusundaki bir tepenin üzerinde Monte Sasso'dan ele geçirip planörle kaçırmışlar ve sonra Almanya'ya gidiyor. Yani özel kuvvetler çok kıymetli birliklerdir. Özel kuvvetleri olmayan bir ordunun bir bacağı yok, bir gözü kör, bir kulağı sağır demektir. Bu kadar önemlidir. Bunları lağv edin demek ne demek? Ne demek? Yani ne cürette bunu söylüyor? Ve tabii şuna da hayret ediyorum. Yani bizim silahlı kuvvetlerden, genelkurmaydan birisi çıkıp da yani ya sen ne saçmalıyorsun demiyor bunlara. Lisanı münasiple, muhatap alın demiyorum ama lisanı münasiple bunu anlatmıyor. Sayın Solmaz Türk, yeniden Büyük Ortadoğu Projesi'ne bir başka kamuoyu tarafından algılatılmasına dönmek istiyorum. Özellikle siz de ifade ettiniz, işte başkanlık sistemi vesaire çerçevesinde kamuoyuna hep şu deklare ediliyor. Orada da tabii yine belki dini inançların sömürüsünü dille getirmek mümkün olabilir. İşte eyaletler şeklinde daha büyük coğrafyaya, neredeyse Osmanlı'ya yakın bir coğrafyayı yöneteceğiz şeklinde. O tarafın da kafasını karıştıracak belki de ifadeler kullanılıyor. Bütün bunları nasıl anlatmak lazım? Bu süreci ve bu yorumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakınız. İşin özünde mutlak iktidara sahip olmak vardır. Türkiye içinde mutlak iktidara sahip olmak vardır. Buna nasıl ulaşacaksınız? Bakın, başbakan döne döne sürekli bürokratik oligarşiden şikayet etmiyor mu? Şimdi sormak lazım. Hangi bürokratik oligarşi? Ordu deseniz ordu kalmadı. Yargı deseniz yargı kalmadı. Bakanlıkların tümüne köşe başkanlarınızı yerleştirdiniz. Medya deseniz medya kalmadı. Üniversiteler deseniz üniversiteleri sustalı maymuna döndürdünüz. SSRA'sı çıkanı alıp 18 sene hapsediyorsunuz. Hangi bürokratik oligarşi? Nedir biliyor musunuz? Meclisteki siyasi muhalefete bile, bakanlıklardaki hala kenarda köşede kalmış 3-5 tane vatanını milletini seven, hükümetin sussalı maymunu olmayıp kanunlara ve nizamlara itaat eden 3-5 tane memura bile tahammül edemiyorlar. Bakın, düne kadar köşeden köşeye, efendim ekrandan ekrana, üniversiteye dolaşıp başkanlığı anlatıyorlardı. Birdenbire sustular. Ne oldu? Bakın, Abdullah Öcalan ne dedi? İmralı zabıtlarında görüyoruz. Dedi ki, başbakanın başkanlık konumuyla dedi anayasadaki değişiklikte anlaşabiliriz. Biz bunu dedi destekleriz. Bakın, anlaşma budur. Esas, yani bizim odaklanmamız gereken konu budur. Anayasa değişikliği diyorlar. Anayasa Uzlaşma Komisyonu mecliste. Bakın, Sağır Sultan daha bu komisyon kurulmadan bu komisyondan bir anayasa çıkmayacağını biliyordu. Başbakan ne dedi? 2010'daki referandumda geçen değişiklikler kazanılmış haktır, mealen söylüyorum. Onlar değiştirilmez.
Onlara dokunmayacaksın, bunlara dokunmayacaksın. Neyi değiştireceksin? Anayasada istediği bir iki maddeyi değiştirecek. Ve o iki temel madde şu olacaktır. Biri başkanlık sistemidir. Diğeri de Kürtlere milli kimlik tanınması, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti kimliğinin özelliğinin ortadan kaldırılmasıdır. Eğer başarabilirlerse, eğer başarabilirlerse. İşte halka anlatmamız gereken, halka anlatmamız gereken şey budur. Uzun bir sürecin nihayetine çok geldik. Uzun bir süreç derken bu meşhur bir süreçten söz ediyorum. Meşhur bir süreçten. 2010 referandumu bunun önemli bir adımıydı. Bakın Burhan Kuzu ne diyor? Diyor ki 2010'da tokmakları topladık. Onda tokmak vardı, bunda tokmak vardı, onda vardı, topladık. Şimdi bütün tokmakları bir tane davulcunun eline verdik. Kim o davulcu? Başbakan. Kim söylüyor bunu? Burhan Kuzu söylüyor. Kim bu? Anayasa Komisyonu Başkanı. Anayasa akil adamı ya AKP'li. Şimdi bakın bunlara kulak verin. Bakın bunlar sağda solda bir kere geçiyor. Ondan sonra medyaya bir zılgıta çekiyorlar. Bir daha hiç kimse bundan bahsetmiyor. Kayboluyor gidiyor. Herkes unutuyor. Aynı şey bakın geçen gün Bülent Arıç çıktı 27 Nisan'la ilgili 28 Nisan'da medyada yer aldı. İçindeki bütün kin ve nefreti kustu. Hepsini. Heyecana geldi. Hepsini kustu. Şimdi bakın ne medyada, ne gazetede, ne televizyonda, ne internette onları bulamazsınız. Şimdi bu şekilde insanların, insan kusura bakmasın hiç kimse, okumamasından, siyasetle ilgilenmemesinden, balık hafızalı olmasından yararlanıyorlar, istismar ediyorlar, unutturuyorlar. Tekrar ediyorum, işin özünde Başbakan Erdoğan'ın tam yetkili, diktatör yetkisinde bir başkan olması, bunun karşılığında anayasanın değiştirilecek bir veya iki maddesinde Kürtlere siyasi kimlik ve otonomi tanınması vardır. Bu kadar açık ve net. Sayın Solmaz Türk, son olarak şunu sormak istiyorum. Siyasetin zirvesinde Tayyip Erdoğan tarafından çok şiddetli ve sert bir şekilde eleştirildi. Sağ sol demeden bütün partilerin anayasaya karşı oluşturduğu toplantılar, alanlardan çıkan sesler belli ki çok rahatsız etmişe benziyor. Bu geldiğimiz kritik aşamada nasıl bir yol haritasıyla çıkış yolu bulunabilir? Son olarak bunu değerlendirmenizi rica edeceğim efendim. Teşekkür ederim. Şimdi bakınız. Şimdi ortada bir telaş olduğu kesin. Sadece başbakanda değil, bakanlarda ve onların ağzıyla konuşan medya tetikçileri diyorum, onlarda da büyük bir telaş var. O kadar telaş var ki fütursuzca ve kusura bakmasınlar terbiyesizce konuşuyor bir kısmı. Yani bu kadar kontrollerini kaybettiler. Niye? Çünkü telaş ve panik var. Telaş ve panik var. Halkın uyandığını gördüler. Ve gelişmeler öyle bir yere geldi ki artık kontrol edemiyorlar. Hiçbir şekilde kontrol edemiyor. Çünkü zaten bu gelişmeleri başlatan, yönlendiren zaten onlar değildi. Kontrol edebileceklerini zannettiler, kontrol edemiyorlar. Bunun için bir telaş vardır. Benim söyleyeceğim şudur, bakınız. Medyasız demokrasi olmaz. Ülke kritik bir dönemden geçiyor. Çok kritik bir dönemden. Her bir köşe yazarının, her bir program yapımcısının, her bir televizyon, gazete sahibinin, patronun diyor ya, malum zat, dükkan senin, kapının önüne koy. Kapının önüne koydukları bu vatanını seven, demokrasiye aşık bu köşe yazarları, bu gazeteciler, bu televizyon programcıları bir gün onlara utanç olarak dönecektir. Geç kalmadan dönsünler ve medya olarak üzerine düşenleri yapsınlar. Bir de tabii siyasetçilere söylüyorum. Bakınız, sadakat güzel bir şeydir. Sadakat güzel bir şeydir ama sadakatler zaman zaman çatışır. Kime daha fazla sadıksınız? Bu ülkeye mi? Bu vatana mı? Bu millete mi? Çocuklarınızın, torunlarının geleceğine mi? Yoksa parti başkanına mı? Bütün milletvekillerinin ve partilerin, bütün partileri kastediyorum. Önce buna karar vermeleri lazım. Bir gün ve çok uzak olmayan bir gün gelecek. Hepimiz aynaya bakıp kendimizle hesaplaşacağız. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Gün bugündür. Takkemizi önümüze koyup sadakatimiz kimedir, neyedir, ona doğru karar vermemiz gerekir. Emekli Tuğgeneral, çok değerli stratejist Sayın Haldun Solmaz Türk, çok çok teşekkür ediyorum. Ankara stüdyomuzdan yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için efendim. Çok sağ olun.